Merhabalar. Ben Yunan Esen Türk. Bir futbol muhabbeti programına da hoş geldiniz. Evet hocam. Gündemde neler var? Şimdi biz öncelikle e, bu videoyu neden yapıyoruz? Değerlendirme yapacağız. Dört büyükleri değerlendireceğiz. E, puan durumuna bakacağız. Ama gündemde herhalde şu an bir şeyler var. Günay, gündem kaynıyor. Hı hı. Ama en önemlisi benim dün izleyemediğim Galatasaray Çaykur maçı var ya en önemli konu benim için o. Evet. O maçta neler yaşandı öyle? Yayından sonra Emre Can'la yayın yaptık. Ee, evet. Şimdi kendisi Trabzonsporlu olduğu için maalesef bazı şeyleri böyle tam açık açığa konuşamıyor. Konuşmadı çünkü Trabzonsporlu olduğu için. Şimdi o maçta olan şeyler çok fazla. Şimdi her defasında Çaykur Rize'ye giriyorsun, o stada giriyorsun. Her maçta bir sakatlık çıkıyor oraya ortaya. Şimdi Yaşar Kemal Uğurlu'ya bakıyorsun. 7 maça vermişler. 5 tanesinde Galatasaray mağlup. Galibiyeti yok. 3 tane kırmızı kart vermiş. 3'ü de Galatasaray'a çıkmış. Yani Eyyam olduğu o kadar belli ki. Ki maçın içerisine baktığımız zaman bir sürü sıkıntılar var. Ya moroz diyor. dönüp dönüp atmam gerekiyor. Yani hakem olsam 10 kere atarım. Bir tane sarı kart görmedi ya. Bir tane sarı kart görmedi ya. Şimdi bakıyorsun verilen penaltıya. Bir müdahale var mı? Var. Ama ne kadar penaltı. Biz o pozisyonlara penaltı verirsek bütün pozisyonlar penaltı olur. Şimdi müdahale var. 2-3 adım sonra kendine bırakıyor topu kaybettikten sonra. Vara bile gitmiyorsun. Öbür taraftan bir tane pozisyon oluyor. Andone'nin sakatlık pozisyonu. Çok ciddi bir sakatlık o da. Çünkü ben de yaşadım biliyorsun o tür sakatlıkları. Evet. Kaleci Tarık resmen resmen Andone'nin bacağına oturdu ya. Bilerek yaptı bence. Ya bilerek veya istemeyerek. Bakın kural diyor ki kaleci ceza sahası içerisinde kalesini terk ederse topa dokunmayıp oyuncuya kasıtlı veya kasten. Zaten bir de şey kasıtlı yapmadı. Ben o zaman her pozisyonda diyeyim ki kasıtlı yapmadım hocam. Vurayım dalayım hocam kasıtlı yapmadım. Futbolda niyet aranmaz. Niyet mi arıyorsun arkadaşım yani? İyi niyet, kötü niyet mi arıyorsun? Faul ise fauldür. Şimdi kaleci çıktı mı? Çıktı. Topa dokundu mu? Dokunmadı. E ne oldu? Rakibe vurdu. Sakıncalı bir hareket miydi? Evet. Neyin? Hangisi penaltı olacak? Ulan o penaltı ise bu iki kere penaltı. Şimdi ona bakıyorsun vermiyorsun. Diyor ki işte bazı arkadaşlar ben de katılıyorum. Galatasaray iyi oynamadı. Evet. Iyi oynamadı. Evet. Ama bunlar da bir etken. Yani bir kıvılcım bakın maçın içerisinde bir kıvılcım kırmızı kart görmesi penaltıdan gol bulabilmesi yani bu tür şeyler takımı ateşliyor. Bunlar çok önemli şeyler. Ki Mustera'dan sonra demoralize oldular. Bir de şuna geleyim. Penaltı kullanıyorlar. Okan kurtarıyor. Oyuncular bakıyor ya. Lan git. İşte bir tane yorum okudu. Şey diyorlar. Okan'ın kurtaracağını zannetme. Öyle bir şey var mı ya? Okan'ı kurtarm kurtarıp kurtarmayacağını nereden biliyorsun? Sen görevini yapacaksın. İşte oradaki futbolculardan bahsediyorum. Hepsi izledi. Mario Lemina'sı izledi. Mariano'su izledi. Hepsi izledi. Şimdi maçtan devam ediyorum. Zaten hepsini değerlendireceğiz şimdi kısa kısa. Galatasaray'da 10 numara eksikliğini resmen hissettik. Ben yayından önce dedim ki şu şablona baktığımız zaman 10 numara ihtiyaç yok gibi duruyor. Neden? kuru var dedim. Onyekuru'nun önüne atacaksın gidecek. Yapamadın. E, kuru kitlenirse ters kanatta Feguli ver dedik. O aynı şeyi yapıyor. Ceza sahası içerisinde giriyor. Uzaktan vurmayı seviyor. Hiç yok. Ya bu Galatasaray'ın isabetli şu yok neredeyse. Falka'yı topla buluşturamadın. Ceza sahası içerisine giremedin bile. Bunlar hep etken. Bak bunlar evet bu Galatasaray'ın iyi oynamadığına eşdeğer. Ama bir taraftan da bakıyorsun hakem resmen Galatasaray'ı doğradı. 2-0'lık bir sonuç var. Galatasaray şampiyonluğa havlu attı. Evet attı arkadaşlar. Yani önünde şu an şimdi de, şöyle söyleyeyim. De. Bitti demeden bitmez ama önünde 3 tane takım var Nurcan. 3 tane takım var. Şu an Sivas deyendi. Sivas da senin önüne geçti. Başakşehir var. Trabzon'u var. 6 puan fark var. Hangisini geçeceksin? Biraz zorlaştı. Ama futbol mucizeler oyunudur neyin ne olacağını bilemezsin. Sivas Spor da kazandı. Galatasaray'ın önüne geçti. Galatasaray'ın ne yapması gerekiyor? Mücadele etmesi gerekiyor. Bir de şunu da söyleyelim. Ne haftaya ne haftaya hangi kadro çıkacak? Stoper yok. Kaleci yok. Bir de şuna şöyle bir. Bu gitti. Şampiyonluk gitti. Belki Okan hayatının maçınlarını oynayacak. Belki Okan mükemmel derecede motive olacak. iyi maç çıkartacak. Belki kaleye alacak. Bilemezsiniz. Bu işler performans işidir. Belki şu an 8 ay oynayamayacak müşteri geçmiş olsun. Umarım bir an önce sahalara döner. Belki alacak bir daha vermeyecek. Bu işler belli olmaz. Gel oynasın bakalım nedir ne değildir. Yapacak bir şey yok. Geçmiş olsun Andone ve Mustera'ya geçmiş olsun. Peki diyoruz. bu Başkanı sevmiyorum. Evet. Neyse onlar değil. Biliyorsun ilk önce geçen yıl elimde silah olsa hakemi vururum demişti. Hatırlıyorsundur. Evet. Şimdi de hakemlere güveniyorum dedi. Şöyle bir şey diyor. Geçen yıl dedi ki, elimde silah olsa dedi, e, vururum dedi. Bu nasıl maç yönetmektir dedi. Bu yılda dedi ki ben hakemden anlamam. Ha ben hakemden anlamam. Düzeltiyorum. Evet. Ya bu ne derler? Bu ne Paris? Bu Milano turşusu. turşusu. Evet, çok güzel düzelttin. Teşekkür ederim birbirini örtüşmeyen, bağdaşmayan iki açıklama. Aradan bir sene geçmiş. Ne konuştuğunu ne konuşacağını bilmeyen, antipatik bir insan. Fenerbahçe başlarında Beşiktaş maçlarında böyle sırıtarak başkanlarla poz verirken bu tarafta Galatasaray'a e, düşmanlık yapan. Bak iki camiayı birbirine düşürdü. Şu an Galatasaray taraftarı Rize sevmiyor, düşsün diyor. Neden? Yani Neden? 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 Rize'yi sevmediğinden değil. Rize'de bizim takımımız değil mi? Rize'de Rize halk Rize'li arkadaşımız yok mu? Var. Tabii. Neden? İşte bu şey tip, varmış. bu tip başkanlar yüzünden. Hep nifak tohumları ekliyorlar maalesef. Müjde Not Yakmaz, Emre Kılıç ve Mert Hakan Galatasaray'a transferi sürekli e, hep bize soruluyor. Onlar ise hiçbir şey söylemiyor. Sonunda doğruya giderlerse ayıp olur diyor. Akabinde de Mert Hakan ve Emre Kılıç'a yeni teklif yapacağız. Biz arkadaşlarımızla görüştük. Herhangi bir yere imza atmadıklarını söylediler diyor. Şimdi ne Mert Hakan yanlış bir açıklama yaptı. Çoğul bir açıklama yaptı. Evet. Emre Kılıncı da kattığını düşünüyoruz. Artık bir dahaki sezon Sivas Sporlu olmayacağız diye bir açıklaması var. Evet. Şimdi Sayın Mecnun Yakmaz'a soruyorum. Sayın Başkan sözleşmesi bitmiş bir oyuncunun hakkından bu şekilde konuşmaya Nasıl kendini yakıştırıyorsun? Adam istediğine gider. Sana ne? Sana ne ya? Seninle bağ kopmuş. Bitiyor. Resmen oyuncu baskı altına alıyorlar. Resmen. Yani bizimle imzala. Yok şöyle olur. Yok böyle olur. Daha önce de dedi ki Galatasaray'a gitmezse iyi olur. Ya sana ne? Sen menajer misin ya? Sen takımın başkanısın. Sen Sivas Spor'dan sorumlusun. Fenerbahçe'den, Galatasaray'dan sorumlu değilsin. Kanla, Emre Kılınç imza atmazsa bu senin problemin değil ki. Bu Sivas'ın problemi. Kişisel olarak algılama bunu. Sivas Spor'u temsil ediyorsun. Sen orada Mecnun Otyakmaz'ı temsil etmiyorsun. İmza atmıyorsa ne diyeceksin? Bize vermiş olduklarınız için teşekkür ederiz. Hayatınızda başarılar dileriz diyeceksin. Normal başkanın yapması gereken bu. Bunu yapamıyorsanız bırakın kardeşim ya. Gerçekten şu Türkiye'de yöneticiliği adam gibi yapabilecek adam yok mu ya? Gerçekten soruyorum. Ayıp olur. Ne ayıp abi? Ne ayıp? Adamın işi bu. Sana mı soracak nereye gidecek diye? Kime soracak? Öbür taraftan Mert Hakan Yandaş da Galatasaray'ı takip ediyordu. Çıkartmış. Mert Hakan Yandaş'a da şöyle söyleyeyim. Aklımı karıştı. Nasıl oldu bilmiyoruz. Ama şöyle söyleyeyim. Sevinen taraftarlar var. Mert Hakan Yandaş geliyor. İşte Emre Kılınç geliyor diye. Arkadaşlar Galatasaray taraftarları seviniyor. Arkadaşlar siz sevinmeyin. Onlar sevinsin. Onlar sevinecek. Çünkü onlar Galatasaray'a geliyor. Galatasaray'a gelecek. Onların sevinmesi gerekiyor. Bizim sevinmemiz gerekmiyor. Biz taraftar olarak bakacağız. İyi oynarsa eyvallah diyeceğiz. Ama onlar bizden daha çok sevinmeli. Burası Galatasaray. Burada herkes oynamak istiyor. Her Türk futbolcunun hayali. O yüzden çok sevinmeyin. Onlar zaten sevinecek. Zaten geldiklerine sevinmiyorlarsa da gelmesin. Bunu da söylemek istiyorum. Galatasaray öyle herkesin oynayabileceği bir kulüp değil. O yüzden akışına bırakın. Hiç kimseyi böyle hemen kabullenmeyin. Bırakın abi. İyi, nereden biliyorsun iyi performans sergileyecek? Belki sergilemeyecek. Üstlerini üstüne gitmeyin. Örneği çok var. Vedat bu sene. Beşiktaş'a Mehmet Topuz geliyordu. Fenerbahçe'ye gitti. Yani o yüzden hemen kabullenmeyin bazı şeyleri. Onlar sevinsin. Taraftar değil. Çünkü onlar Galatasaray'a geliyor. Bu şekilde o, bakın olaylara. sonrasında ben bu transferlerin olacağını da düşünüyorum. Yani Galatasaray'a geleceklerini düşünüyorum umarım da yanılmayız. Günay, dilersen seninle birlikte haftanın maç skorlarına bakalım. Ardından da puan durumuna bakalım. Ne dersin? Olur. E ee, Trabzonspor 3-1 bitti. Ne diyorsun? Şimdi o maçı fazla izleme şansımız olmadı. Çünkü Fenerbahçe maçına odaklanmıştık. Sonrasında özetle izledik. Trabzonspor hala iyi top oynuyor, bıraktığı yerden devam ediyor. İyi futbol oynuyor. Ve şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde giderse şampiyonluk ipini göğüsleyeceklerdir. Hani böyle özete bakıp da maç yorumlamak biraz sıkıntılı olabilir. Penaltı pozisyonu var orada biraz. Charlotte çok iyi götürmüş. Ve ardından penaltıya alınıyor. Orada da bazı tartışmalar oldu. İşte penaltıydı değildi diye. Evet biraz çabuk bırakıyor Sherlock'ta ama sonuç itibariyle orada penaltıyı aldı. Verilebilir, vermeyebilir. O, onun üzerinden çok konuşmak istemiyorum ama genel itibariyle e, Trabzonspor 10 kişi de oynadı ve maçı hak etti. İlahi Fenerbahçe-Kayseri Spor maçı 2-1 bitti. Evet. Ne diyorsun? Şimdi o maçın ardından da Oğuz Hacı ile oldukça iyi bir değerlendirme yaptık. İyi de izlendi, olum, olumlu yanıtlar da aldık oradan. E, orada zaten konuşulması gerekenleri konuştuk ama Gustavo'nun mükemmel bir golü var orada. Ozan'ın kırmızı kartla atılması çok doğru karar. Bazı e, taraftarlar atılmaması gerektiğini düşünüyordu. Maçın Hatta Emre Belezoğlu şöyle bir açıklama yaptı. Biliyorsun ki çok sinirlendi. Ondan sonra dedi ki izledim, haklı. İşte biz bunu da konuştuk. Maçın içerisinde böyle adrenalin yaşıyor maalesef Emre Belezoğlu. Hatta Oğuz Hoca da şöyle demişti. Maçın ardından izledikten sonra hak verecektir dedi ve aynı dediği gibi de oldu. Yerinde yorum yapmış yani Oğuz Hoca. Ee, ve Fenerbahçe maçı bir şekilde aldı. Son 5 dakikada oynadı. Aslına bakarsanız hani e, Kayseri Spor maçı alacak pozisyonları yakaladı ama e, değerlendiremeyince Fenerbahçe iki kere geldi ve golü attı. Tahir Hoca da çok iyi başlamış oldu Fenerbahçe kariyerine. Bu arada Ali Koç başkan da bir açıklama yaptı bugün. O açıklamaların ardından ben biraz dinleyebildim. Fenerbahçe'ye Erol Bulut geliyor gibi arkadaşlar. Bunun araştırmalarını ben yapacağım. Erol Bulut gibi hissettim başkanın açıklamalarından. Beşiktaş 1 Antalya Spor 2. Ne diyorsun? Evet. Bu maç sonunda da özellikle Ersin'i değerlendirmek için Mehmet Hoca birlikte yayın yapmıştık. Bu maçı da orada yine elimizden geldiği kadar değerlendirmeye çalıştık. Şimdi Beşiktaş da Galatasaray gibi hazır olmayan takımlardan. Antalya Spor'un hücum attığı inanılmaz çok iyi çalıştı. Yani Sinan Gümüşü ile Podolskisi ile oradan mükemmel geldiler. Özellikle Podolski çok iyiydi. Öbür taraftan baktığın zaman 3-0'ı yakalayacaklardı neredeyse. Bu direkten dönen topu var hemen ilk yarının başında. Beşiktaş'ta ise pozisyon zenginliği yoktu. Yani ceza sahası içerisinde istediği gibi giremedi. Ee, pozisyonları tam böyle üretken değildi. Orada da 10 numara açığı çok çok net belliydi ve kanatları kullanamayan bir Beşiktaş vardı. Enkudu'nun girmesiyle biraz daha hareketlendi. Lens'in girmesiyle biraz daha hareketlendi. Kanatları kullanmaya başlayan bir Beşiktaş'ta biraz daha kıpırdamalar oldu ama maçı çevirmeye maalesef gücü yetmedi. Tabi Burak Yılmaz'ın da eksikliği burada hissedildi. Güven Yalçın'ın kötü performansı, Umut'un oraya girip herhangi bir aksiyon alamaması. Umut biraz daha iyi bence güvenden benim şahsi düşüncem. Ve Beşiktaş'ı bu mağlubiyete mahkum etti. İki tane hızlı bir kanat oyuncum varken daha çok yavaş oyuncuyla çıktı Sergen Hoca. İkinci yarı tam tersi olunca biraz daha e, hucumu düşünen ve hücumda daha hızlı olabilen bir Beşiktaş'ı gördük. Ama o da maçı almaya yetmedi. Başakşehir 2, Aytemiz'de Alanya Spor 0. Evet bu maçın da hepsini hemen hemen izledim. Okan Hoca iyi oynatıyor takımı. Yani Edin Mişka ya önderliğinde çok iyiler. Yani özellikle Edin Mişka topları çok iyi taşıyor. Üçüncü bölgeye çok iyi gidiyor. Mahmut orta sahayı inanılmaz topluyor. E, kalecileri çok iyi. Mert Günok. Geriden çok iyi oyun kurabiliyor. Ayaklarını çok rahat bir şekilde kullanabiliyor. İnanılmaz bir takım. Şampiyonluğun en büyük adaylarından ama ben Trabzonspor'u bir adım daha önde görüyorum. Yani diğer maçlara baktığımız zaman hemen ben de buradan kontrol edeyim. Malatya 1, Kasımpaşa 2, Gençler Birliği 2, 1, Antep 1, Ankara Gücü 1, bir de Sivas Spor, Deniz Spor maçı var. Sivas Spor'da bugün fena oynamayan takımlardandı. Yani zirvede, ben de Zirve, varım dedi. zirvede ben de varım dedi. Trabzonspor 56, Medipol Başakşehir 56, Demir Grup Sivas Spor 52, Galatasaray 50, Beşiktaş 44 puanda zirvede. Bunlar ilk beşi temsil ediyor. Fenerbahçe'nin puanı da 43. Şimdi burada en şanslı takım iki takım var. Ben az önce demiştim ya Galatasaray 3 takımı geçmek zorunda diye. Bak şu an puan tablosuna baktığımız zaman ne kadar haklı olduğumu görebiliyorsunuz. Şu 3 takımı geçmek Galatasaray için biraz zor olacak. 3 2 puanda önüne geçti şu anda Sivasspor. Ee, iyi oynayan bir ekip. Bakalım ilerleyen günlerde neler göreceğiz. Ve Rize'de Galatasaray'dan aldığı puanla e, düşme potasından çıktı 14.'ye kadar geldi. Eee Kayserispor 22 puanda, Ankara Gücü 24 puanda. Malatya Spor'da 25 puanda düşme hattında bulunuyor. Hemen üstlerine baktığımız zaman Konya Spor 26, Rizespor 28, Kasımpaşa 29 puanda. Yani inanılmaz lig bizi bekliyor. Şu anda... Yani ligin altı da üstü de kaynayacak mı diyorsun? Zorlu maçlar var. Perşembe günde maçları değerlendireceğiz. Ve şunu da söyleyeyim. Tekrardan Mustera'ya, Andone'ye geçmiş olsun diyoruz. Umarım sağlığına en kısa sürede dönerler. İnşallah, inşallah. Bizi izlemiş olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone ol, yorum yap ve beğen. Hoşçakalın.